Evet sevgili arkadaşlar, Ege Üniversitesi Televizyonu'na bizim kuşağa hoş geldiniz. Sandalyede ben ileri geri giderekten burada yerimde duramıyorum. Çünkü bugün çok enerjik başladık Çünkü bugün programı. bayram Bugün bayram, evet. falan. Tıp bayramı da olsa bayram sevinciyle doluyuz. Çok enerjiyiz bugün Fırat'la beraber. Bildiğiniz gibi bizler hafta içi her gün 12-15-13 saatleri arasında Ege Üniversitesi'nin sesi olmaya devam ediyoruz buradan. Ama bugün Fırat'ın da dediği gibi tıp bayramı arkadaşlar. Evet, hemen tıp bayramına geçmeden önce iletişim adreslerimizi de verelim. facebook.com/EgeUniversitesiTV, twitter.com/EgeUniversitesiTV adreslerinden bize istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Biz de yayında paylaşma fırsatı buluruz diyelim. Umarız. Umarız birileri bir şey Bir yazar mı? şeyler yazar. İzleyenler varsa ne olur yazın. Boş mesaj bile olsa gönderin, biz de en azından mesaj geldi diyebilelim. Tıp bayramı dedik Fırat. Bildiğin gibi her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışmaların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkıların ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü tıp bayramı dediğimiz şey. İnternetten biz şöyle biraz bir baktık. Tıp bayramı nedir? Tarihçesi nasıldır? Ben Neden hiç bu 14 kadar Mart derin olmuştur diye. beklemiyordum bunun başlangıcını. Bir Osmanlı'ya falan dayanıyor. Hemen biraz paylaşalım. 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahanenin Şehzade başındaki Tulumbacıbaşı konağında Tıphane-i Amire ve Cerrahani-i Amire Adıyla adıyla kurulması. kurulması Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmiş. Ne demek istediğini ben anlamadım Okulun ama. kuruluş günü olan 14 Mart'ta tıp bayramı olarak kutlanmaya başlanmış, ama bu paragrafı özellikle ben sana ayırdım. Evet, teşekkür ederim. Osmanlıca bilgini ölçmek adına Aa, çok biliyorum, evet. gayet de iyi okudun. Ayrıca ilk kutlama 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. O gün tıbbi 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermiş. Böylece tıp bayramı tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak da başlamış olmuş Fırat Bey. Bildiğin Fırat gibi Bey, evet. Fırat Bey bir anda öyle çıktı. Bildiğin gibi Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs'te de Duygu Gümürdün'ün sunduğu, daha önce Yelüstun'a sunmuştu başarılı bir şekilde. Sürdürülen bir program var Ege'den Sağlık diye. Sabahta kim konuktu Ege'den Sağlığa? Hemen bakalım. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı konuktu. 14 Mart Tıp Bayramı'nı ve kemik erimesini konuştular. Konuştular. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Buradan şunu da söylemeden geçmeyelim. Bütün hani şu an üniversite hastanesinin içindeyiz zaten. Yayın yapıyoruz. Stüdyomuz burada. Buradan bütün doktor büyüklerimizin, hocalarımızın da Tıp Bayramı'nı kutlayalım. Kardeşlerimizin dahil olmak üzere Evet, tabii. hepsinin Tıp Bayramı'nı da kutlayalım. Yarın ameliyata yatacak olan hastalara da dikkatli olmalarını dileyelim. Çünkü Bayram Cem Yılmaz'ın bahsettiği bir durum var, yani Evet. sabah kavun peynir devam ediyor. Öyle bir şey olmaz umarım. Bayram kutlamaları doktorlarda nasıl oluyor bilmiyorum, ama tıp balosu mutlaka gerçekleşiyor. Bu tıp balosu da hep süregelen bir geyiktir aslında. En şık smokinler giyilir. Tıp öğrencileri tıp balosuna katılmak için işte bütün sene hazırlanırlar falan. Hiç katılmadım, bir ara aralarına sızmayı düşünüyorum Fırat. Ege'den Sağlık demişken bakalım istersen Ege'den Sağlık'ın jenerine şöyle bir hem de programda tanıtmış olmuş oluruz. Yılda yaklaşık 860 bin hastaya sağlık hizmeti. 51 bin cerrahi girişim. Ve 2150 doğum. Acil serviste yılda 93 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Duygu da gerçekten çok keyifli yapıyor programı ve senin dediğin gibi hocalarımızı davet ediyor ve halka bilgilendirici şeyler söylüyor. Hani sabahları izlemeyip kaçıranlar için söyleyelim. Akşamları Ege'den Sağlık'ın tekrardan izleme şansını yakalayabiliyorlar. Zannedersem saat 20'de oluyor her akşam tekrar. Saat 8'de Ege Üniversitesi Televizyonu'nda sabah izleyemediğiniz sağlık programını izleyebilirsiniz. Duygu'nun da reklamını yapmış Yapmış olduk. olalım. Duygu'yla da konuştuğumuzda radyoda da devam ediyordu. Artık Duygu'ya da doktor muamelesi yapmaya Evet. başlamış üniversitedeki arkadaşlar. Hani şuram ağrıyor, ne yapmam lazım? Burama bir şey oldu, ne yapmam lazım? Duygu'ya böyle sorular sormayın. Kendisi iletmemi istedi benim. Öyle Çünkü mi? bu işin uzmanı değil. O sadece aracılık yapıyor Aracılık orada. yapıyor ama
eminim bir bilgi birikimi yakalamıştır orada. Tabii ki. Bu arada Duygu Gümür diye soru soran hocalarımızdan en ünlüsü de Mete Neptün. Buradan da sürekli takip ettiğini biliyoruz Mete Hoca'nın sağlık programını. Mete Hoca'nın sorularının devamını gelmesini diliyoruz evet, artık Duygu'nun programı. Tıp bayramı demişken de etkinliklere de bir göz atalım. Neler varmış bugün? Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı bildiğin saat gibi. Saat 9'da sabah. Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir etkinlik vardı ve benim en sevdiğim etkinlik, merakla da bekledim. Ben de tıbbiyeli olmamama rağmen katılacağım. 17.30'da Kıbrıs Şehitleri'nde tıbbiyeli yürüyüşü. Ra 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 diye yürüyecek herkes. Sonrasında da saat 18 ve 20 arasında basketbol turnuvası var. 50. yıl spor salonunda yapılacak. Bu geçen sene sevgili Ufuk Algan çalmıştı bu basketbol maçında. 9 Eylül'deki hocalarla bizim hocalarımız yapıyordu. Bu seneki konsepti ortak. Tam bilmiyorum ama çok keyifli oluyor, eğlenceli oluyor. Sonunda dostluk kazanıyor tabii ki. İşi olmayan bütün öğrenci arkadaşlarımızı, doktor hocalarımızı, kim varsa bu bayramı kutlayan herkesi buraya davet edelim diyelim. Tıp okuyan öğrencileri de biraz ders çalışmaktan kafalarını kaldırıp bayram kutlamalarına katılmalarını buradan tavsiye ediyoruz aynı zamanda. Yok, onlar bence iyi geziyorlar ya, öyle deme. Fark ettiysen doktor kafası. Evet, doktor kafası. tıp okuyan arkadaşlar bizden çok daha sosyaller bence. Neden öyle oluyor bilmiyorum sence? Bilmiyorum yani. Ama öyle yani. Ferhat Göçer ve Doktor Onlar... Bilal'den Doktor Erol Köse'den devirecek olursak yani doktorların ne kadar aslında aktif olduklarını da evet, gerçek evet. İyi örnekler olmadı galiba ama. Ya Ferhat Göçer olabilir de öbürler olmadı. Yani. Konuştuğumuz gibi. Neyse, etkinlik dedik, tıp bayramı etkinlikleri. Etkinlik demişken yine biz kendimize bağlayacağız buradan ama arkadaşlar o kadar çok ünlü konuk ağırladık ki Ege Üniversitesi kampüsünde. Onları da sizlerle paylaşmadan geçmek istemiyoruz çünkü kayıtlar elimizde mevcut ve eminim hayranları vardır daha önce de paylaştığımız ünlülerin. Şimdi sırada Mehmet Erdem var. Mehmet Erdem de Radyo Ege kampüse konuk olmuştu. Sağ olsun gelmişti. Ayrıca dayısı da bizim konservatuvardan evet. Hocamız olduğu için çok aile ortamı gibi bir ortam oluşmuştu radyoda. Bayağı böyle aile fotoğrafı falan çekildik ben o gün. Ben katılamamıştım. Sen yok, Bursa'daydın. Evet, ameliyat olmuştum. Ama gerçek dinlemiştim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet olmuştu zaten. Geldiği için de buradan çok yine tekrar teşekkür ederim. Ayrıca televizyonumuza da bekleriz diyelim buradan. Evet. Belki ilerleyen dönemde bir sürprizimiz olabilir. Mehmet Erdem'i yine kampüste ağırlayabiliriz. Bilmiyoruz arkadaşlar. Bence bizi takip etmeye devam edin. İsterseniz o söyleşiden bir bölüm izleyelim Fırat. Ne dersin? İzleyelim. Daha sonra biz yine burada birazcık Mehmet Erdem'den konuşacağız. Sevgili Mehmet Erdem, sizleri televizyonlarda ve radyolarda sürekli izliyoruz ve dinliyoruz. Hakkınızda da bazı şeyleri bilmek istiyoruz tabii ki. Hayranlarınız da şu anda eminim dinliyorlardır. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Mehmet Erdem kimdir? 78 yılında Manisa'da doğdum. Yani lise sona kadar aslında buralarda büyüdüm ben de. Manisa, İzmir. İzmir Fen Lisesi'nde okudum. Sonra üniversiteyi kazandım, işte Boğaziçi'ne gittim, makine mühendisliği okudum. Kökenli bir... Evet, biraz öyle kökenli geçmiş. Yani. Oradan sonra işte Boğaziçi Üniversitesi'nde kardeş Türkülerle tanıştım. O grupta bayağı 7-8 sene çalıştım. Sonra çeşitli film müzikleri, dizi müzikleriyle uğraştım 4-5 sene kadar. İşte bir sene olmadı, daha da albüm yaptık. Öyle uğraşıyoruz. Peki herkes aynı hayatta ilk albüm ama öncesine baktığımızda sizin de biraz önce söylediğiniz gibi birçok dizi müziği, kardeş türküler grubuyla çalışmalarınız var ve bir de Altın Portakal ödülü var. Albüm yapmak zamanı gelince hayata geçirmeyi planladığınız bir şey miydi? Söylediğiniz çalışmalara göre bayağı geçmişinizde büyük bir müzik geçmişi var. Tam zamanıydı benim için diyor musunuz bu albüm çıkarma yani sürecinde? Yani şey gibi, hani bu işler olunca oluyor gibi. Hani şu zaman yapayım diye planlamadık pek. Zamanı gelince de oldu. Peki hani... biraz gecikti diyor musunuz? Hani keşke bu kadar tutacağını bilseydim daha önce çıkarırdım. Ya biz öyle bakmadığımız için pek müziği yani. Tutacak tutmayacak diye biz hani genelde hep istediğimiz gibi şeyler yaptık bugüne kadar. Yani zaten albüm çıkmadan da bilinen parçalarımız vardı. Hani piyasada kim olduğumuzu bilmiyorlardı ama parçalarımız biliniyordu. O da bizim için hani olumlu bir şey zaten. Sonra müzikten teklif geldi. Yaklaşık yani 20 günde albümü kaydettik zaten. Biz aklımızda vardı her şey. Şarkıların çoğu hazır mıydı yoksa? Yani kafamızda ne yapmak istediğimiz vardı. Zaten Alper'le beraber yaptık. Alper Atakan, o da buradan Ege Konservatuvar'dan mezundur. Süper. Yani kafamızdaki şey şekillenince işi yapması biraz daha hani
Kolay oldu. Kolay oldu, hem de yani o sadece uygulama gibi oluyor bir yerden sonra. Peki Altın Portakal'dan söz edecek olursak neler söylersiniz? Çok güzel bir filmdi. O film de arada kaynadı biraz hani şey. Hangi film olduğunu hatırlatalım tekrar. Murat Saraçoğlu'nun Deli Deli Olma. Tarık Akan ve Şerif Sezer başrolleri, evet, paylaşıyordu. Kars'ta geçiyordu film. Çok orijinal bir filmdi. Ama işte bu sinema salonlarının durumu, ne bileyim işte bir sürü faktör var o şeyin içinde. O film aradan bir kaynadı gitti. Aslında çok güzel bir filmdi. Peki bu aşamada sormak istiyorum. Ya şimdi popüler bir şarkıcı oldunuz. Kendi besteleriniz de var, albümünüz var. Eminim bir sonraki çalışmanız daha da fazla kitlelere ulaşacaktır. Sinema filmlerinde müziklerin popüler insanlar tarafından yapılmasının sizce bir etkisi oluyor mu filmin izlenmesinde? Yani çok aşırı bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Ama zaten biz bu işi yapıyorduk bir yandan. Hani şey gibi değil bizim için tam. Hani albüm yaptı, biraz işte meşhur oldu, ondan sonra film müziği yapıyor gibi değil. Biz asıl zaten film müzikleri yapıyorduk. Hani mesela şu an çalan şarkı Olur Ya, 2006 senesinde yaptığımız bir parça. Polis filmi için, Onur Ünlü'nün. Evet. Mesela öyle süreç içinde zaten bir sürü şey şekillendi. Ondan sonra da devam ediyoruz şimdi. Zaten yeni filmler de var. Şu an mesela Osman Sınav'ın yeni filminin müziklerini biz yapıyoruz. Hangi film? Aşk Kırmızı diye, yeni şu an çekiliyor. Teaser'ı falan zaten şu an. Evet, Aşk Kırmızı'dan söz ederken sohbeti kestik orada. Evet. Birazdan ilerleyen zamanda da programımız içerisinde o filmin fragmanını da göstereceğiz. Çünkü vizyona girmek üzere, bu cuma vizyona girecek. Yani yarın cuma değil mi? Ben günler evet, karıştı yarın. Bende. Yarın vizyona girecek olan filmlerden bir tanesi ve Mehmet Erdem şarkıları yer alıyor filmde. Ve filmin açıkçası temasında o şarkılar oluşturuyor. Teaser'ları da zaten daha önce de konuştuğumuz gibi o şarkıların üzerine yapmışlar ve o şekilde sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Kendisi de söylüyor zaten programda, sen konuk almışsın. Hani biz bu işe zaten dizi ve film müzikleriyle evet. başladık. Sonradan bu duruma geldik. Hatta ses tonundan dolayı yerli Cohen dedikleri Cohen. De oluyor. Hani o kadar değil bence ama ses tonu falan çok şahane bir adam. Bazı yani. Hayranları, Mehmet Erdem hayranları, Mehmet Erdem'in maskülen sesine hayranlar aslında. O kadar erkeksi sesi çıkıyor ki hani dinlememek mümkün değil gibi hayranlardan bir tanesi de Rejide şu anda. İsim vermek istemiyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin Leonard Cohen dedin. Cohen demişken aklıma gelen bir şey söyleyeyim hemen. Ben çok şaşırdım duyduğumda. Leonard Cohen uzun zamandır turneye çıkmıyormuş Fırat. Geçtiğimiz sene Türkiye'ye geldi. Ondan önce de yakın zamanda gelmişti. Bu turnelere çıkmasının nedeni de Leonard Cohen'in menajeri adamı dolandırmış. Menajeri? Evet. Bütün parasını almış ve kaçmış ve kayıplara karışmış. Parayı aklamış falan filan derken Leonard Cohen yani dımdızlak kalmış derler ya, gerçekten 5 kuruşsuz kalmış ve mecburen adam bu yaşında turneye çıkmak zorunda 70 yaşın üzerinde turneye çıkmak zorunda kalıyor ve Türkiye'ye de geliyor. Tabii Türk hayranlarını çok sevindirdi bu turne olayı ve o konser çok kalabalık geçti. Şimdi konserden görüntü izleyelim demek isterdim ama spontane geliştiği için sohbet, belki ilerleyen dönemde Cohen konserinden sizlere görüntüler aktarabiliriz ama Cohen hayranlarını da böyle bir bilgiyle aydınlatmak istedim. Belki dualarınızla Cohen'e yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Ya ben çok hani açıkçası koyacağını zannetmiyorum bu Cohen'e. Hani al bir turne, tamam bitti yani. Diyorsun. Yine toparlar. Ama yılların onu. Birikimini ne bir menajere kaptırmak. Çok mu fazla? Bütün parasını. Bütün. Yani miktarı bilmiyorum. Bütün hesaplarındaki bütün parasını bir şekilde adamın eline geçiriyor, zimmetine geçiriyor ve hiçbir açıklama yapmadan bir anda ortadan kaybolunca Cohen de yakalanamıyor da. Evet, yani ev masraflarını karşılayamayacak duruma gelmiş adam. O ve, kadar. Çünkü hiçbir geliri yok başka. Kendi biriktirdiği parasından yiyordu herhalde. Telif'ten falan para almıyor mu bu adam? Yani, alıyordur illaki. Belki. Ya onun o kadar sıfıra düştüğünü zannetmiyorum. Bize yansıtılan kısmı sosyal medyadan bu kadar ama gerisini bilmiyorum. Bu arada Mehmet Erdem Ege Üniversitesi Televizyonu ve Ege Üniversitesi için de güzel dileklerini iletmişti. İstersen o videoya bir bakalım. Daha sonra biz yine buradayız. Ege Üniversitesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bildiğim yer zaten. Seviyorum ben burayı. Lisede burada okudum, söylemiştim. İzmir Fen Lisesi kampüsünün içindeydi. Tanıdık bir yer, öyle yani evimizde gibiyiz. Öyle yabancı bir yerde gibi hissetmiyorum zaten. Peki buradan Ege Üniversitesi Televizyonu'nu izleyen hayranlarınıza neler söylemek istersiniz? Sağ olsunlar. Çok ilgi gösteriyorlar. Teşekkür ediyorum her şeyle. Bu kadar. Yine ben. Aynen, yine ben Fırat her yerde. Radyo binamızın da girişini görmüş olduk bu sırada. Hep stüdyoyu görüyorduk buradan. Güzel bir girişi var. Öyle diyorsun. O radyonun girişinde biliyorsun sanatçıların imzalı fotoğrafları var. Yine bir tamdan
O fotoğraflar Photoshop'lanıp bize geldi. Tekrardan teşekkür ediyoruz onun için. İmzalandılar. Bu arada çok güzel bir duvarımız oldu. En azından ana duvarı gibi bir şey oldu. Bazı insanlar böyle şeylere pek değer vermezler. Hani mesela Özlem hocamız, Özlem Ataman radyo defterinde gelen her konuğa defterine bir şeyler yazdırıp imza atıyor kendisine. Hatıra kalsın diye. Bizim de orası çok güzel bir anı duvarı gibi bir şey olmuş oldu ve umarım onu devamlı getiririz. Hani bizden sonrakilere de buradan seslenmiş olalım arkadaşlar. O duvarı öyle bırakın. Hatta umarız üstüne çok daha fazla isim eklersiniz. Bu sene zaten biraz daha artacaktır oradaki fotoğraf sayısı. Hadi bakalım. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. İçimizde kaynayan bir ateş var şu anda arkadaşlar. Radyo Ege Kampüs ödülleriyle alakalı ama onun açıklamasını henüz yapmıyoruz. Biraz daha heyecanlandıralım sizleri. Tarih yaklaştıkça zaten buradan oylama sonuçlarıyla alakalı bilgilendireceğiz. Bu arada az önce Mehmet Erdem'in sinema müzikleri, dizi müziklerinden bahsetmiştik. Aşk Kırmızı'ya gelmiştik onu. Sen daha çok hakimsin. Bu hafta vizyona girecek filmlerden biraz onlardan bahset istersen, sonrasında da fragmanları izleriz. Fragmanları izlemeden önce istersen, ya benim canım çektiği için söylüyorum, Mehmet Erdem'in Herkes Aynı Hayatta şarkısını bir dinlesek mi Fırat ya? Olur, olur. Ben o şarkıyı çok sevdim, hatta şöyle bir durum olmuştu, radyodan dinledim. Ne diyor şarkıda? Ha, zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmaz. O söz bana aslında çok saçma gelmişti. Hani zamanın zaten hani beklemesi sorundur ya. Hani her şeyi çözmesi, beklemek olmadan nasıl gerçekleşecek falan diye kendi içimde ben paradokslara düşmüştüm. Tamam. Gereksiz bir çelişki oldu içimde ama şarkının tamamını dinleyince gerçekten hayranlık duyduğum şarkılardan biri haline geldi. İsterseniz o şarkıyı dinleyelim. Daha sonra biz yine buradayız. Evet arkadaşlar, klip kalitesi... Bilerek öyle yaptık. Bilerek mi? Tabii. Yani neden yavaş sabote ediyorsun? Sesini böyle iyice sindirelim, beğenelim. O yüzden öyle oldu. Problem değil. Yani Mehmet, biz dinlemiş olduk. İçimden söylüyorum şarkıyı ben hala mesela şu anda. Veya klibin kalitesi çok yüksek olduğu için şu anda format uymadı zannedersen, pek anlamıyorum o işlerden diye toparlayayım Fırat. Boşver geç. Daha sonra zaten tekrardan belki gerekli yayınlarız yazılı klibi. Açıklamayı basına yapacağız. Yarın bu saatlerde biz yine burada... basın açıklamasıyla karşınızda olabiliriz. Sinema fragmanları dedin. Evet dedim. Onlara geleyim ben hemen o zaman. Yani madem evet, dedik. Biraz, onu... Sen sinema konuşmayı seviyorsun. Biraz böyle konuş onu rahatla. Onu biliyorum Fırat. Ne yapayım? Tamam işte, ne herkes güzel. Herkes bildiği konuyu ne biliyorsun. Ne güzel. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben böyle takılıyorum. Hayır, genelde şey olur yani, otobüse falan binersin, yanına yaşlı amca ya da teyze oturduğunda hayatını anlatır sana, bildiği her onlardan şeyi böyle. Onlardan ben nefret ediyorum, biliyor değil musun? Değil mi? Ya ben şeye bile denk geldim. Sinema, ya işte gazetecilik okuyorum dedim. Soruyorlar ya hani, ne okuyorsun? İşte Ege Üniversitesi'nde gazetecilik okuyorum. Ooo, ilk gazeteyi ben çıkarmıştım falan diye adam anlatmaya başladı. Buradan bak, hazır televizyon da var, ulaşabiliyoruz herkese. Seslenelim bu amca, teyze, hani yanınıza oturuyoruz ama biz o muhabbetten hoşlanmıyoruz. Bizi otobüste esir almayın, yapmayın bunu bize. Evet, şöyle bir fragmanlara bakalım. Ben filmlerin konusunu fragmanı izledikten sonra sizlere aktarayım. O zaman aklıma gelsin. Bilgisayarı açıyorum da ben. Aa, peki tamam. Bilgisayarda yazıyor çünkü arkadaşlar. Neyse, fragmanlara bakalım. Hangi filmleri hangi konularda izleyeceğiz sonra. Söylerim artık. Buradayız sonra. Evet. Evet, fragmanları da izledik. Arkadan biri ateş etti bana. Ölmem mi gerekiyor bilmiyorum da sesi duydunuz. Çanakkale 1915 filmi 25 Nisan 1915'te geçen Osmanlı İmparatorluğu'nun direniş kapısı olan Çanakkale'nin gemi yoluyla geçilememiş ve işgalciler tarafından işgal edilmiş olmasının hikayesini anlatıyor. Ama filmdeki asıl tema, daha önceki Çanakkale Savaşı filmlerinden ayrı tutulan bir teması var. Sevdiğin için ölümü göze alamayacaksan yaşamanın ne manası var diye bir tema dans ediyoruz. Fırat niye gülüyorsun? İçeriden ben Halil abiyle konuşuyorduk da anlaşılır. Neden Fırat? Ben burada bir şey anlatmaya çalışıyorum tamam, sen insanlara. Tamam, sen anlat canım. Seni izliyorlar, bende sıkıntı stüdyoyu yok. Stüdyoyu terk edeyim mi? İstersen et. Ya fark etmez. Hadi bakalım falan diye. Evet, Berrak Tüzün Ataç başrollerde, Gürkan Uğur başrollerde, Kurtlar Vadisi'nden tanıyoruz kendisini ama burada değişik bir oyunculukla karşımıza çıkıyor ve gayet de başarılı görünüyor. Berrak Tüzün Ataç da çok istikrarsız. Sen dinlemiyorsun. Hayır, ki. Hayır, ben iyice bak gerilmeye başladım. Şu an cami benim oturuşuna da geçtim. Tamam artık. Ben Fırat'a bakmayacağım. Tamam, şu şekilde sunayım programı. Tamam, Berrak Tüzün Ataş da istikrarsız kariyerinin yanı sıra hala bu tarz filmlerde rol almaya devam ediyor. Daha önce Bir Avuç Deniz isimli filmde Engin Altan Düzyatan'la başrolleri paylaşmıştı. Oradaki oyunculuğunu beğenen oldu, beğenmeyen oldu ama film belki de yapımcısından ve iyi pazarlanmasından dolayı Amerika'da birçok festivalde ödülle dönen Türk filmlerinden biri arasına girdi. Filmin görüntü yönetmenliği çok kaliteli. Senaryo ve yönetmenlik konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama çok güzel manzaralar izliyoruz
filmde. O yüzden ben de birkaç kere seyrettim filmi açıkçası. Hani buradan kötülemiş gibi oldum ama. Ama izlediğimde söyledin. İzlediğim filmler arasında. Engin Altan Düzyatı'nın oyunculuğu da ne kadar karizmatik ve hayran kitlesine, çok büyük bir hayran kitlesine sahip de olsa oyunculuğu o kadar takdir edilmiyor aslında. Ve evet. Genelde seslendirmeden zaten. Seslendirmeyle ön plana çıkıyor. Hatta ona şey diyorlar, diyaframdan konuşan adam diyorlar. Öyle bir lakabı var. Öyle mi? Evet. Ne fark ediyormuş? Şimdi onu Misket Hoca'ya sormak lazım. Ben çok... Sen de ileride öyle olursun belki Fırat. Şimdi kısmet ses bakalım. Tonu senin. Sonraki fragmanda Gerard Butler'ın baklavalarından bolca söz ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Aşk Oyunu isimli fragmanı, filminin fragmanı. Ünlü bir spor yıldızı olan George, ekonomik sıkıntıları nedeniyle zor zamanlar geçirmektedir. Bu durumdan nasıl çıkılacağını düşünürken karşısına beklemediği bir şans çıkar. George oğlunun futbol takımında koçluk yapmaya başlar. Yani çocuk doğurun. İleride sizi kurtarabilir gibi Amerikan Hollywood ana akım sinemasının vermeyi sevdiği mesajlardan bir tanesi aile olmak. İşte geçmişte ne kadar serserilikte yapsanız ailenize sahip çıkmak falan filan gibi. Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz filmlerden bir tanesi ama çok gitmenizi tavsiye etmiyorum. Bence daha iyi filmlere para verin. Ama bence orada fragmanda da belirtmişler. Umudunu Kaybetme filminin evet, yönetmeni evet. çekmiş tekrardan. O güzel bir referans olabilir. Referans olarak güzel. Yani şeyin filmin başı, yani nasıl diyeyim, çok boş bir film olmayacağına eminim zaten. Mutlaka seveceğimiz kısımlar olacaktır ama yine de Umudunu Kaybetme isminin orada kullanılması bile bu filmin Umudunu Kaybetme kadar iyi olmadığının bir göstergesi. Orası evet. Diye çok güzel bağladın. Sevdim onu. Aşk Kırmızı'yı da gördük Mehmet Erdem'den onu söz geçen, açılmışken. Geçen yine gösterdiğimizde fragmanı böyle bir herkes stüdyoda çöktü. Gitti. Erdi orada ağlamaya başladı. Halil abi orada böyle yapıyor falan. Biz çıkamayacağız bu stüdyo. Ben bugün biliyorsun değil mi? Hiçbir şekilde. Hakikaten çok etkileyici bir teaser yapmışlar. Şarkı çok güzel vuruyor. Erdin de söylediği gibi Leyla ile Mecnun dizisinde kullanılan bir şarkı. Çok keyifli olmuş. Bu hani kesin bayağı bir izlenecektir bu film diye düşünüyorum ben. Zaten teaserlar çok fazla insana hitap edecek kesin şekilde birkaç parça halinde hazırlanmış. Burada mesela şey sorusu karşımıza çıkıyor. O benden daha mı iyi, daha mı güzel? Bu soruyu hepimiz kendimize mutlaka sormuşuzdur. Evet. Senden bir aşk hikayesi dinleyelim Fırat'cığım. Yok bende yok ondan. Ama gerçekten hani insanın kendini sorguladığı en zayıf anlarından bir tanesi aşık olduğu zamanlar oluyor ve bu sen filmde de... Sen dertlisin bu ara galiba. Tabii ben anlat istersen. Kese kağıdı geçirip başlayacağım anlatmaya. Alalım bir programı seni. Neyse Aşk Kırmızı filmin konusuna şöyle bir bakacak olursak neden gülüyorsun? Hayır, kese kağıdı falan hani bu gündüz kuşağı programlarında gördüğümüz kese kağıdı hikayeleri biraz kötü oluyor da. Evet. O yüzden seni düşündüğüm de o tabloda. Öyle bir hikayem yok ama hani belki tanımamak adına ben geçirebilirim kafama diye düşündüm. Aşk Kırmızı filmin konusuna artık geliyorum. Osman evet, Sınav'ın filmi. Osman Sınav da çok iyi bir referans. Aynı zamanda Tayanç Ayaydın oynuyor. Tayanç Ayaydın'ı Aliye'den hatırlıyor musun? Doktor vardı. Ben Aliye'yi izlemiyordum. Uzun saçlı bir doktor vardı. Ben Aliye'de sadece şeyi biliyorum. Yönetmenle Senem Çelik miydi? Evet, onun ilişkisini biliyorum. O zamanlar magazini çok izliyordum. O yüzden. Bu programda o senin magazin geçmişinden biraz yararlanırız ilerleyen dönemde diye umuyorum. Bütün hepsi bende. Bombalar bende. Senem Çelik ve Kudret Sabancı'yı biliyorsan orada olay evet, bitmiştir. Ama zaten. Ondan sonra kaldım ya. Belli bir yerden sonra izlemedim. Zaten geçmişe baktığımız zaman bilinçaltımızda neler var Fırat ya. Hani, çok fazla. Programda da yapacağız bunu televizyon tarihindeki ilginç videolar evet. olarak. Hani şöyle bir düşünüyorsun aklımıza neler neler geliyor. Yani gerçekten keşke o kadar kirletmeseymişiz evet, evet. belleğimizi olsun, zamanında. Olsun onlar da bizden. Onlar evet. da bizden. Neyse, belki bizim programda da olur öyle şeyler ileride. Ben buradan düşeceğim bir gün düşme, zaten. Düşme bu da yıkılır falan yıkılır böyle. Falan. Ondan sonra uçan adam sabri uçar burada falan. Ben yapalım zaten bir gün şöyle yaparken gideceğim yani resmen. Neyse artık filmin konusuna geleyim de bu konuyu kapatalım. Ferhat ve Zeynep birlikte çok güzel bir hayat kurmuş. Birbirlerini çok sevmektedirler. Ferhat saygın bir şirkette gelecek vadeden satış temsilcisidir. Ferhat çalıştığı şirketin organize ettiği bir iş toplantısı için birkaç çalışma arkadaşıyla Antalya'ya uçakla gidecektir. Zeynep ile evlendiklerinden beri ilk ayrı kalışlarıdır. Bu Antalya'daki ilk gece Ferhat Nazlıgül ile karşılaşır. Bu kız Ferhat'ın uzun yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı ilk aşkıdır. Ben bilmiyordum konunun böyle olduğunu. Öğrenmiş oldum şu anda. Nurgül Yeşilçay'dan söz ediliyor bu arada. Evet, cesur sahneleri varmış. Cesur sahnelerin oldu. Yıllar önce ayrılmak zorunda kaldıklarının acısını çok iyi bir şekilde çıkartıyorlar filmde diye
düşünüyorum fragmanlardan. Filmin geri kalan kısmını bilmiyorum ama Nurgül Yeşilçay gerçekten çok iyi bir oyuncu. Evet. Tayan Çayaydın'a geleceğim çünkü Sakarya Fırat dizisinde TRT1'de de izliyoruz. Çok fazla ben bu kadar gelecek vaat ettiğini düşünmemiştim Aliye'de izlediğim zaman. Bir de birazcık çirkindi de. Biraz yakışıklılaşmaya başladı son zamanlarda ve gerçekten hayranları var şaşırtıcı bir şekilde. O, aynı şekilde neydi o adamın adı ya? Bu Fatma Günsuç'un evde oynayan uzun boylu. Ama o çok çirkin be Fırat. Hayır gerçekten. Bak o adam sonradan yakışıklı oldu. Adı şey neydi diyorsun, ben hatırlayamadım. Şimdi Kuzey Güney'de oynayanı mı diyorsun? Hayır hayır. Hayır ben de bilmiyorum adını. Tamam neyse. Sarışın olan. Karadenizli gibi tipi olan. Hayır o değil o değil. Ben neyse, iyice karıştım. Adını bilmiyoruz biz kapatalım burada konuyu. öyle işte izleyin arkadaşlar Aşk Kırmızı filmi. Çünkü ben de izleyeceğim gerçekten merakla beklediğim filmler arasında. DVD. Evet, film filmlerden demişken, giderken şurayı hemen kapatarak bir DVD'miz var. Tanıtıyoruz. Görünüyor mu şu an bakalım bilmiyorum. Bugün bir DVD tanıtalım dedik. Bu da Milyoner sen filmi. Şöyle. Elim görmüş olduğunuz bu DVD plastikten yapılma ve dışarısında kağıt var. bunu biz yaptık bu korsan diyormuşum falan. Tabii ki değil bu orijinal bir aç DVD. Açışını da göster. Evet bence açalım. Orijinal arkadaşlar. Evet, orijinal bir DVD. Korsana her zaman hayır diyoruz. Bu DVD'ye sahip olmak istiyorsanız telefon numaramız 342. Yok böyle bir şey değil. Bugün DVD tanıtacağız. Milyoner filmini tanıtacağız. Şöyle bir arka kapağını okumak gerekirse. Hindistan'da izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon şovunda kaçınılmaz bir karar anı. Yakıcı stüdyo ışıkları altında nefeslerini tutan izleyiciler 18 yaşındaki yetim sokak çocuğu Jamal Malik'in 20 milyon rupi kazanmak için son soruyla vereceği cevabı heyecanla beklemektedir. Programın sunucusu Prem Kumar sıfırdan zengin olacak bu sokak çocuğunun tüm soruları bilebilme ihtimaline inanmaz ve onu hile yaptığı iddiasıyla polise ihbar eder. Şova ara verildiğinde polisler Jamal'ı hile yapmak suçuyla tutuklarlar. Gece boyunca sorguya çekilen yarışmacının karşısına soruları tekrar çıkarırlar. Jamal her sorunun doğru cevabını nasıl bulduğunu anlatmaya başlar. Bunun sonucunda genç çocuğun inanılmaz yaşam hikayesi gün yüzüne çıkar yazmış DVD'nin arka kapağında. Bu günümüzün arada sinema destanı diye de başlık atılmış, evet, arka kapakta. Danny Boyle'un bir filmi ve ön kapakta da yazdığı gibi 8 dalda Oscar ödülü sahibi. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi ses miksajı, kurgu, film müziği ve orijinal şarkı dallarında Oscar'a uzanan filmlerden bir tanesi. Danny Boyle Oscar töreninde bu filmle beraber Oscar'ları aldığını, en son en iyi film Oscar'ını bütün ekiple beraber aldı ve ben bu filmde aslında hiçbir şey yapmadım ve bütün yetenek Hintli oyuncularda ve Hintli ekiptedir diye, evet, orada da aslında bir dünyaya mesaj göndermiş oldu. İyi filmler sadece Amerikalılarla ya da Avrupalılarla yapılmıyor. Dünyanın doğusunda da çok büyük cevherler var diye ve Jamal Malik gerçekten oyunculuğuyla Oscar'a aday da gösterilmişti. Ya aslında Hint filmlerine karşı şöyle bir ön yargı var. Ya benim var en başına. Sürekli şarkı söylüyorlar abi filmde. Tamam hani sevmiyoruz bunu ve güzel şarkılar değil ama bu filmde öyle bir hava yok. Öyle bir bu ön yargıyla yaklaşılmış, evet, olabilir belki bu filme ilk başta ama bu filmde öyle bir durum olmadığı için çok daha böyle içselleştirebiliyor insanlar, izleyenler filmi. Ama şöyle bir durum var. Hintlerin müzik konusundaki başarısını filme çok iyi adapte etmişler. Film en iyi orijinal şarkı ve en iyi müzik dalında da Oscar kazandı. Hani iki taraftan da gayet iyi yararlanılabilmiş. Danny Boyle daha önce Transporting çekmişti. Transporting'i de mutlaka izlemişsindir. O da dünya sinema tarihinde kült filmlerden biri olarak tarihe geçiyor. Ondan sonra 127 saat çekti. James Franco'nun başrollerinde oynadığı ve kolu kopan bir dağcının hikayesini, evet, anlatıldığı bir film. O da Oscar'a aday gösterildi ama bu kadar sükse yaratmadı açıkçası. Danny Boyle'un yeni çalışmalarını biz de merakla bekliyoruz arkadaşlar. Sesleniyor muyuz buradan? Danny'cim bize bir film çek artık falan. Hey Danny Boy, bize bir film çeker misin artık diye Milyoner'in fragmanına bağlıyoruz. Evet. Çok güzel film. Gerçekten benim şu anda, evet, tekrardan izleyesim geldi. Sinemadan böyle bir devam ediyoruz. Bugün de tanıtmak istediğimiz kitaplar arasında sizlere Sinemada Psikoloji Anormal Davranışlar isimli kitap var. Şöyle gösteriyorum. Görürseniz birazcık görünüyor. Göründü artık. Adı Sinemada Psikoloji Anormal Davranışlar. Uzman psikolog Tarık Solmuş'un
derleyip hazırladığı bir kitap. Düşündürücü ve insan derinliğini irdeleyici çalışmalarıyla yakından tanıdığımız uzman psikolog Tarık Solmuş'un yeni kitabı. Sinemada psikoloji, anormal davranışlar, sinema severleri de heyecana sürükleyecek olan özgün bir çalışma. Çoğu sinema severin arşivinde baş köşelere yerleştirdiği filmleri psikolojik derinliği ve yansımalarıyla inceleyen Solmuş, bu çalışmasında da gerek filmlere gerek kendimize yeni sorular sormaya itiyor bizleri. Psikolojinin derinliklerinde zenginleşen analizleri ve yorumlarıyla Solmuş hem sinemanın şaheserlerine hem de insanın iç dünyasına uzanarak yeni yorumlara olanak sağlarken alanı içinde de kılavuz niteliğinde bir çalışma ortaya koyuyor. Neler mi var bu filmde? Ordinary People, P.S. I Love You hepimizin bildiği Hilary Swank ve Gerard Butler'ın başrollerinde oynadığı American Psycho, narsistik kişilik bozukluğunu işlemiş bu filmle beraber Tarık Solmuş ve hepimizin şöyle bir içine bakacak olursam bildiğimiz filmleri gerçekten insan psikolojisiyle ele almış. Depresyon ve intihar, cinsel yönelimler, anoreksiya, bulimia gibi hastalıklar burada var. Akut stres, alkol ve madde bağımlılığı, Alzheimer'a kadar yani aklınıza gelebilecek kıskançlık ve aldatma, ilginizi çekebilecek bütün konularla filmlerin içeriğine şöyle bir göz atmış Tarık Solmuş. Bu kitabı da almanızı tavsiye ediyorum. Yeni çıktı arkadaşlar. Alıp okursanız Tarık Solmuş'un belki diğer çalışmalarına ilgi duyup öbür kitaplara da bir göz atmış olursunuz. Hem psikolojiye ilgi duyup hem de sinemaya ilgi duyanlar kesinlikle okumalı diyebiliriz aslında. Ya da ikisine de ilgi duymayıp bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlar da. Çünkü ben bir ara psikoloji okumak istemiştim lise döneminde. Hatta psikoloji dersinde herkes... Ona bak, ben sana bir şey diyeyim mi orada? O dönemlerde herkes... çoğu kişi psikoloji öyle okumak mi? Sen istiyor. Sen de istemiş miydin? Neden biliyor musun? Çünkü puanı düşük. Hayır, psikoloji çok yüksek. Hayır, çok bir ara çok düşüktü. Çok yüksek aslında. Öyle mi? Evet, şu an çok yüksek. Ben şu kazanamadım. Ben çok önceden girdim de bilmiyorum. Ha, anladım. Bizim aramızda çok ya 10 yaş fark olduğu için Fırat 2 yaş var arkadaşlar. Hakikaten psikolojinin puanı düşüktü. Ben de o yüzden istiyordum. Senin döneminde demek öyle denk geldi. Yani 2005. Ben 2008'de girdim. Bayağı yüksekti ve hatta ben istememe rağmen puan çok yüksek. Hani belki olmaz diyerekten yazmamıştım. Sonra zaten sinemada istiyordum. O da olmadı da. Neyse olsun, artık o kadarını ucundan kıyısından girdim sayılır. Psikoloji okumak istiyordum dedim. Dönem ödevini herkes fenden, edebiyattan, dönem ödevi vardı, kimyadan yani alırken lisede ben psikolojiden almıştım. Neymiş, seviyormuşum ben. Şizofreniyle ilgili ödev falan yazmıştım ben orada. Hoca bana bayılıyordu çünkü dersi kimse dinlemiyor. Bir tek ben dinliyorum, not alıyorum falan diye bayağı böyle hani psikoloji hocasının ilgi odağı durumuna gelmiştim. Psikolojinin yararları diye de bağlamış olduğum konuyu. O zaman psikolojiden yine tıbba bağlayalım. Bugün programımızın başında da söyledik, tıp bayramı 14 Mart. Tekrardan bütün doktorlarımızın, tıp çalışanlarının bayramı kutlu olsun. Akşam eğlencelerine davet etmek isterlerse bizi tabii ki iştirak etmek isteriz. Biz severiz eğlenceyi. Bugünkü etkinliklerden yine iki tanesini hatırlatalım. Programımızın sonuna da geliyoruz yavaş yavaş. 17.30'da Kıbrıs Şehitleri'nde tıbbiyeli yürüyüşü var. Doktorlar, tıp çalışanları, herkes orada olacak. Güzel karnaval havasında. Onun ardından da 18 ile 20 arasında Ege Üniversitesi 50. Yıl Spor Salonu'nda basketbol turnuvası yapılacak. Bu da gerçekten programımızın başında da söylediğimiz gibi çok keyifli bir organizasyon. Müzik olacak, spor olacak, her şey olacak. Herkesi oraya davet edelim diyelim. Tıp bayramı bugün 14 Mart ama etkinlikler bütün hafta boyunca yayılmış şekilde devam etmeye devam edecek. Nasıl bir cümle olduysa. güzel boşver. 15 Mart yarın Cuma günü de dans gösterisi var. Mötbe'de saat 20'de halk dansları gösterisi. Tıp Fakültesi Halk Dansları Topluluğu'nun düzenleyeceği bir gösteri olacak. Ve bu topluluk gerçekten çok iyi çalışan bir topluluk. Başlarında Mustafa diye bir arkadaşımız var. Sen de tanıyorsun kendisini. Evet. Bayağı iyi çalışıyorlar. Değişik şeyler izleyebilir izleyenler. Gitmenizi tavsiye etmiş olalım biz arkadaşlar buradan. Bu arada tıp bayramı dışında da 19-22 Mart tarihlerinde Ege Kitap Günleri'nin 8.'si evet, düzenlenecek. Buna programımızda derinlemesine yer vereceğiz ilerleyen zamanda. Bir başlasın hele bir bakalım durumdayız şu anda. Önümüzdeki hafta programımızda yer bulacak. Evet, daha önceden ayrıntılı bilgi almak isteyen arkadaşlar www.sksdb.ege.edu.tr adresinden kitap günlerine dair her şeyi öğrenebilirler. Bu seneki kitap günlerinin teması da kağıt ve kitap sanatları. Çünkü bildiğin gibi Ege Üniversitesi'nde böyle bir müze açıldı. Çok sükse
yaratan bir müzeydi Nedim Sönmez'in liderliğinde. Bundan da feyz alınarak böyle bir tema gerçekleştirildi ve origami sanatıyla ilgili de workshoplar gerçekleştirilecek burada, atölye çalışmaları. Ben de kağıt katlama sanatını öğrenmek istiyorum. Pek elim becerikli değildir ama. Değişik bir sanat vardı o. Geçen bir programda bahsetmiştik. Neydi o? Ex Libris. Evet, Ex Libris. Neydi o? Bir daha tekrar söyleyebilir misin? Ex Libris sergisi de olacak bu arada kitap günlerinde. Onu da evet, kitap günleri 8'de. O da olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Ex Libris'te sahip olduğun kitaba kendi damganı vurmak manasında. Tamam. Özel bir tasarım gerektiriyor. Genelde orta çağda kullanılan bir yöntem. İnsanlar kendilerinin damgalarını kitapların içlerine çizerek başlamışlar. Daha sonra tabii bu damgalar çıkınca tasarımlar biraz daha gelişmeye başladı. Tarih boyunca süre gelmiş Ex Libris sanatını ve tarihini kitap günleri kapsamında da görme şansını elde edeceksiniz arkadaşlar. Keyifli bir etkinlik olacak. Herkesi önümüzdeki hafta Ege Kitap Günlerine davet edelim. Ve programımızın da artık bir şey daha sonuna gelelim. Gelmeyelim mi? Gelmeyelim. Kitap günlerinde geçtiğimiz senelerde Ege Üniversitesi'nde kitap satışı da gerçekleştiriyordu. İndirimde kitapları alma şansını yakalıyorduk ama bu sene öyle bir etkinlik olmayacak maalesef. Çünkü öğrencilerin çok büyük ilgisi olmuyor kitap satışlarına maalesef. Etkinliklere geliyorlar ama kitaplara çok büyük ilgi gösteremiyorlar. Ki ben buradan kitapsever öğrenci arkadaşlarımızla kampüsün içinde de İzmir'deki insanlara seslenmek istiyorum. Kitap günlerine ne kadar yoğun ilgi gösterirseniz ilerleyen dönemde Ege Üniversitesi'nin aldığı bu sorumluluğa katkıda bulunmuş ve bu etkinliği sürdürmelerine vesile olmuş olursunuz. Diye uzatmayayım mı artık? Evet, ben yeter artık. Kapatayım mı artık? Tamam arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bu arada yine görünmeyen kahramanlara teşekkür ederim. Burada Erdi Evren abi, Halil abi var içeride. Misket hocamız var, Taylan abi var, Figen abla var, konuk oldu. Çetin abi orada mı, Özkan abi, kim varsa herkese teşekkür ederiz buradan. Erhan abi de orada olabilir, göremiyorum şu an tam. İyi bayramlar Fırat. Teşekkür ederim. Hadi. Görüşürüz. Bayramın kutlu olsun. Arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Bizler hafta içi her gün 13.15 ve 12.15. Niye düzeltmiyorsun? Yok, böyle 13-15'te de izlesinler diye yapıyorum. 12-15 ve 13 saatler arasında sizlerle olacağız. Tekrarlarımız da hafta içi her gün yine saat 19'da olacak. Ben hala izleyemedim tekrar programlarımızı. İzleme umarım... zaten, çok kötüsün, boş. Öyle mi? Teşekkür ederim Fırat. Hadi kapatalım artık. Bir dahaki artık. Programda Fırat olmayacak. Ben tek başıma sunuyor olacağım. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.